kredilerin hızlı büyümesi neden istenmez? Bir ev almak, yeni bir iş yeri açmak ya da mevcut işimizi büyütmek için bankalardan kredi alabiliriz. Yani yatırım veya harcama yapmak istiyorsak, krediler ihtiyacımız olan kaynağa ulaşmamızı sağlar. Bu şekilde krediler ekonominin büyümesine de yardımcı olur. Krediler ekonomimiz için iyi olabildiği gibi, gereğinden fazla kullanıldığında tam tersi bir etkiye de sahip olabilirler. Nasıl? Öncelikle kredi büyümesinin çok fazla olması, bu kredileri alan kişilerin daha fazla tüketim yapmasına sebep olur. Hızla artan tüketim fiyatları yükseltir ve ekonomide enflasyon meydana gelir. Alınan kredilerin ithal ürünlerin tüketiminde kullanılması da ekonomiyi kötü yönde etkiler. Böyle bir durumda dış denge bozulur, cari açık artar. Bir örnekle açıklamak gerekirse, insanlar aldıkları kredileri yabancı arabalar veya teknolojik ürünler almak için kullandıklarında yabancı ürün tüketimimiz ve cari açığımız artmış olur. Üçüncü olarak da büyümenin hızlandığı dönemde bankaların risk iştahı artar. Bankalar daha fazla gelir elde etmek için daha fazla borç vermek isterler. Bu istek de zaman zaman daha riskli müşterilere kredi vermelerine yol açar. Ekonomi iyiyken çok güzel işleyen bu plan, işler tersine döndüğünde bankaları zora sokar. Firmaların borçlarını ödemeleri zorlaşır, bankaların geri dönmeyen kredileri artar. Krediler bir ekonomideki birimlerin ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşmasını sağlar. Ama beraberinde gelen riskleri de unutmamak gerekir. Ekonomideki büyümenin devamlılığı için kredi artış seviyesinin makul olması, kredilerin gelirin elde edildiği para birimi cinsinden olması ve uzun vadeli olması büyük önem taşır. Herkes için ekonomi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.